Şunu. Tamam, dikkat edin. Tamam. Efendim. Telefonunuzu yarım saniyeliğine kullanabilir miyim? Şimdi yayında ya. Bir haber vermem lazım. Arama. Çok değerli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Cengiz Ergün, 17 ilçemizin, Cumhur İttifakımızın çok değerli belediye başkan adayları, çok değerli İl Gençlik İl Kadın Kolları Başkanların, Ülke Ocakları Başkanımız, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli Cumhur İttifakı'nın değerli teşkilat mensupları, ben bugün inşallah 31 Mart öncesi 17 ilçe belediye başkan adayımız, Büyükşehir Belediye Başkan adayımızla ilk defa bir araya gelişimizle ilgili bir toplantı yapalım istedik. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cengiz Ergün. Ziyaret edelim, start vermiş olalım, akabinde de çalışmalarımızı başlayalım dedi. Bu noktada da ilk startımızı bugün Bismillah diyerek vermiş oluyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, gerçekten 15 Temmuz'dan bu yana milletimizin bekası için, Cumhuriyetimizin devamı için, halkımızın refahı ve coğrafyamızın kalkınması için büyük bir ittifak içerisindeler. Cumhur İttifakı. Lazım mı? Evet lazım. Bugün Türkiye'nin geldiği süreçte, son 17 yıllık süreçte gerçekten coğrafyamızda, Orta Doğu'da verdiğimiz mesajlar, vermek istediğimiz mesajlar, güçlü Türkiye mesajı, evet iki partinin de bir arada olması lazım. Tabii bu iki parti dışında da bizlere oy verecek olan insanların da desteği çok önemli. Bizler iki genel başkanın bir araya gelmesiyle ve ortaya koyduğu ittifakı Manisa AK Parti İl Teşkilatı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak ve Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak, 17 ilçe başkanımız olarak çok benimsiyoruz ve sonuna kadar da destek oluyoruz. İnşallah 31 Mart seçimleri öncesi 17 ilçemizde ve büyükşehirimizde herhangi bir şey ayırt etmeden, ama dahi demeden hem seçmenlerimiz bizlere oy verecek, hem de biz Cumhur İttifakı'nın Manisa'da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. Biz kendi teşkilatlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi kendi teşkilatları bir olacak. Bu birlik içerisinde bizi oluşturacağız ve inşallah da kayıtsız 17 ilçeyi alarak, büyük şehri alarak bu uğurda devam edeceğiz. Bizler genel başkanımızın, iki genel başkanının parti teşkilatlarına verdiği talimatlarla kesinlikle
bir tereddüt yaşamıyoruz. Ve bu noktada da çalışmalarımızın sonuna kadar devam edeceğiz. Geri kalan 2 aylık süre boyunca kapı kapı dolaşıp inşallah başta Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, İttifak Adayımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere 17 ilçe başkan adayımız ve belediye meclis üyelerimizde her partinin kendi çıkaracağı uygun listelerle yarışacağız. Ve inşallah Sayın Devlet Bey'in ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi millet dediğimiz o zillet ittifakının sonunu getireceğiz ve Cumhur İttifakı Manisa'da başarılı olacak. Büyükşehir 17 ilçeyi kazanacaktır diyoruz. Bu noktada tabii ki süreç yeni öğreneceğimiz bir süreç. Geliştireceğimiz her geçen gün daha da iyiye gidecek bir süreç. Her geçen gün bu ittifaka desteğin Manisa'mızda artacağı bir süreç. Diğer siyasi partilerin de belki de destek olacağı bir süreç. Ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliriz. Ufak tefek problemler yaşayabiliriz. Ama biz bunları inşallah Sayın Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız, yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin yakında atanacak teşkilatıyla beraber ve 17 ilçemiz, 17 belediye başkanı adayımızla çözmeye gayret edeceğiz ve sıkıntısız bir şekilde süreçleri devam ettireceğiz. Bu noktada inşallah iki liderin de ortaya koyduğu performansı, iki liderin de ortaya koyduğu fedakarlığı yere düşürmeden Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için bugünden tezi yok, geçmişte başladık, bugünden tezi yok, daha da hızlı artarak çalışmaya devam ederek başarı sağlayacağız. Ben Sayın Cengiz Ergün'e, Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız, İttifak Belediye Başkan Adayımıza ziyaretlerini, ilk ziyaretlerini bizle başladıkları için, onur ettikleri için çok teşekkür ediyorum kendisine. İnşallah AK Parti İl Başkan olarak sözüm şudur ki, insanlar dışarıda şimdiden yazmaya başladı. Farklı farklı, dün bugün, dün neydi, bugün ne oldu diye. Biz onlara bakmıyoruz. Her zaman ufak tefek tatlı, sert tartışmalar olabilir. Biz bugünden itibaren önümüze iki liderin gösterdiği noktada Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gösterdiği noktada azimle, kararlılıkla ilerleyeceğiz. Ve ittifak adayımız Sayın Cengiz Ergün'ün ve 17 ilçe belediye başkan adayımızın AK Parti il başkanı olarak sözüm odur ki tüm teşkilatlarımızda yanında olacağız. Ve sonunda da 31 Mart akşamı gülen, kazanan Cumhur İttifakı olacak, milletimiz olacaktır diyorum. Tekrar ziyaretinden dolayı belediye başkanımıza, yine 6 ittifak adayımıza, 11 AK Parti adayımıza, ittifak adayımıza bugün burada bir arada olduğumuz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun başkanım. Evet, değerli AK Parti İl Başkanım, İl Ocak Başkanım, değerli belediye başkanlarım, İlçelerimizin değerli 17 ilçe belediye başkanımız, kadın kollarımız, değerli gençlik kollarımız, burada bulunan değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, değerli hazırın, değerli hanımefendiler, değerli basın, öncelikle hepinizi sevgi, saygılarımla selamlıyorum. Bugün mevcut AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etmekten çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tabii değerli başkanımızın da söylediği gibi geçmişi geçmişte bırakmak lazım. Düne değil, yarına, bugüne bakmamız lazım. Çeşitli zamanlarda ülkenin geçmişinde hiçbir araya gelemez denen siyasi partiler geçmiş dönemlerde çeşitli koalisyon ortaklıklarıyla bu ülkeyi yönetmeye talip olmuşlardır. Ve ülkenin menfaati birlikteliği için bir arada çalışmışlardır. Bugün geldiğimiz noktaya gelmeden önce 2009 ve 2014 yılları içinde önce Manisa Belediye Başkanlığı, 2014 yılında da ilk defa kurulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bütün Manisalı hemşerilerimin teveccühüyle bu makamlara seçilmiştik. Bugün yine karşınızdayız. Tabii bu arada geçen 10 yıllık süreç içerisinde Manisa'ya üreten belediyecilik anlayışıyla yüzümüzü
yere yaklaştırmayan, yüzümüzü ağartan herhangi bir suça karışmadan bugün yine karşınızdayız. Tabii ki her şeyden önce vatandaşımıza, insanımıza daha güzel bir Manisa, daha güzel yaşanabilir bir Manisa, insanların kendini daha mutlu hissettiği bir Manisa çalışması içerisinde bu süreci geçirdik. Bugün itibariyle 3. defa Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak geçtiğimiz hafta içerisinde Perşembe günü Ankara'da yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bütün Türkiye genelindeki diğer ilçe ve illerimizin aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdik. Ben burada her şeyden önce huzurunuzda bu konuda bizi bu onurlu ve bizi mutlu eden bu göreve tekrar aday yaptıkları için Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli'ye şahsım adına ve tüm Manisalılar adına bir kere daha emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tabii ki ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada bugün gelişen ve geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımızın yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Manisa'da geçtiğimiz hafta içerisinde de İl Başkanımız Sayın Berk Mersin'in ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 10 gün öncesi Manisa'ya yapmış olduğu ziyaret çerçevesinde de kendilerinden aldığım hayırlı olsun sözcüğüyle Cumhur İttifakı olarak Manisa'da gösterildi. Bu konuda her şeyden önce bir kere daha emeği geçen herkese ben çok teşekkür etmek istiyorum. Vatan sevgisi, Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan bu ittifaka halel getirmemek için elimizden gelen her şeyi hep beraber yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphe duymaması lazım. Tabii ki amacımız burada Cumhur İttifakı adayı olmam sebebiyle hem Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı hem de değerli isimleri açıklanan bütün belediye başkan adaylarımız 17 ilçeyi almak için elimizden gelen her türlü çalışma ve gayret yapacağız. Birlik, beraberlik içinde bulunduğumuz bu coğrafyadaki yaşanan sıkıntıları, ülkenin içinde bulunduğu her türlü hem ekonomik hem de terör noktasında yapılan ülkemize saldırıları önünde durabilmemiz için, daha güçlü, kuvvetli bir duvar örebilmemiz için bu birlikteliğimizi her gün üzerine koyarak fazlasıyla yerine getirmemiz lazım olduğuna inanıyorum. Tabii ki beka için milli karar, cumhur için istikrar sloganı ışığımız olarak önümüze alacağız. Sonuçta bize verilen bu görevi, bu yetkiyi en iyi şekilde vatandaşımıza, Manisa halkımıza yerine getirmenin çaba ve gayret içerisinde olacağız. Değerli Başkanım, ben her şeyden önce bir kere daha burada sizlerle olmaktan çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. 31 Mart'ta yapılacak olan bütün ülkemizde, ilimizde, ilçelerimizde yapılacak olan seçimlerin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah en güzel şekilde sonucunda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Genel Başkanımıza Manisa'nın tacını inşallah bayrağını teslim etmiş oluruz. Rabbim utandırmasın. Allah işimizi rast getirsin diyorum.
Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani yandan alamıyorsunuz. Abi çeken şey yaparsa biz alalım. Başkanım bu tarafa. Başkanım ortaya. Başkanım bu tarafa. Fotoğrafçı abi de biraz daha geri gelelim. Bak bu hizaya gelelim. Bir de oraya bak. Abiler. Al boşa gidelim. Olmaz boşa gidelim. Değil mi babayı? Ortadan çıkalım, ortadan çıkalım. Olur, olur. Bana ne lan çekmiyorum anasını. Ben de çekeceğim burada bak. Görüyorum ne çektiğimi. Kafaları kelleri çekiyoruz şu an. Sırt çekiyorum anasını. Çeken arkadaşlar bir ortadan çıksın biz de çekebilelim. Evet evet çeken arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Eğiliyoruz arkadaşlar. Çekin arkadaşlar biraz çöksün biz de çekebilelim. Sol taraf boşaltalım. Evet. Arkadaşım tamam mısınız? Biraz. Evet. Ya 2 dakika kalkmayıverin aşağı yukarıya ya. Ah Aydın, ah Aydın. 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 Bir sonraki karşılama.